Ben Meryem, Türkiye'den geliyorum. İstanbul'da doğdum ama Erlangen'de büyüdüm. Ben Abdulrezzak İbrahim Osman, Etiyop'tan geliyorum. 2 senedir Almanya'dayım. Ben Hasan Biris, Suriye'den geliyorum. 46 senedir Erlangen'deyim. Adım İpsa, Etiyop'tan geliyorum. Ben Alema Hatic, Hamburg'da doğdum. Hayatım boyunca Nürnberg'de yaşadım. Ailem aslen Bosna Hersekli ve yaklaşık 20 sene önce Almanya'ya gelmişler. Ben Moin, İran'dan geliyorum. Kendi ülkemde bilgisayar mühendisliği okudum. Bamberg'de ofis yönetim ile ilgili eğitim görüyorum. Daha okuyorum ama bu sene mezun olacağım. Almanya'ya geldiğimden bu yana entegrasyon kursuna gittim. 8 aylık bir ön eğitimi aldım ve hazırlık kursuna gittim. Bilgisayar mühendisliği üzerine çeşitli stajlar yaptım. Okulum devam ediyor ve şu an Nürnberg'deki Hans Sachsen Lise'nin 12. sınıfındayım. Bu sene lise diplomayı alacağım. Aynı zamanda profesyonel olarak tekvando yapıyorum. Bir spor kulübünde BİK ile beraber kuzey yürüyüşü, Nordic Walking yapıyorum. 2010'dan beri çocuk jimnastiğinde spor antrenmanlığı yapıyorum. BİK, hareket sağlık için bir yatırım demektir ve sadece kadınlar arasındadır. Her insan spor yapmak ister, bu bir ihtiyaçtır. Almanya'da Suriyeli olarak bir yönden çok stres yaşadık ve yaşıyoruz. Almanca öğrenmek, iş bulmak ve eğitimimizi tamamlamak zorundayız. İlk defa geldiğimde burası süper dedim. Sadece kadınlar arası olduğumuz için başörtüsüz spor yapabilirim. Spor servis anayasasında, yani Nürnberg şehrinde spor servisinde her şey bulunuyor. Bu bir web sitesidir. Yapmak istediğin spor cinsini yazıyorsun ve sana uygun olan sonuçları çıkarıyor. Hangi spor kulüplerinin nerede ve ne yaptığını belirtiyor. Spor servisi ile ilgili kişi Andrea Ackermann'ındır. Yardım etmeyi sever. Andrea Hanım aracı kişidir ve doğru kişiyi bağlantıyı kurar. Örneğin, kadınlar arası bir spor grubu kurmak istediğimiz belirsek, yapılır mı? Evet, yapılır. Sadece konuşmamız gerekiyor. Eğer istediğimiz belirtmezsek, onları konuşmazsak böyle bir fikir yürütemezler. Ben bu takıma gittim ve antrenmanlara başladım. 4 sene önce futbolu bıraktım. Çünkü bana uygun bir spor değildi. Antrenörle görüştüm ve onlara birlikte antrenman yapmamı kabul etti. Öylece içeri girdim ve selam, ben tekvando yapmak istiyorum. Ben bunu denemek istiyorum dedim. Eşim beni çok destekledi. Sonuçta hareket ve spor. Daha sonra başka kadınları destekleyebilirsin. Çünkü onlar bunu bilmiyor dedi. Tamam, bunu yapacağım dedim. Daha sonra kitle sporu yaptım ve bu çok eğlenceliydi. Başlangıçta yüzme havuzunda kimseyi tanımıyordum. Başta biraz garipti. Çünkü grupta herkes birbirini uzun zamandır tanıyordu. Ama zamanla insan birbirine alışıyor ve arkadaşlıklar kuruyorlar. Artık ikinci ailem gibi görüyorum onları. BİK olduğu için çok memnunum. BİK'in sayesinde antrenör oldum. Antrenör olduğum için de Ateşova, yani bir kulübe kayıt oldum ve kulüpteki yaşamı gördüm. Harika bir şey. Aynı aile gibi. Ben buraya yalnız geldim. Spor kulübüne gittiğimde çok insanlar karşılaşıyorum. Bir sorunum olduğunda onlarla konuşuyorum ve bana yardımcı oluyorlar. Eğer dakiksen ve bir takımda yer almak istiyorsan sen de katılabilirsin. Bei dieser Mannschaft machen wir viel
Bu takımda çok şey yapıyoruz. Örneğin geçen okul tatilini beraber geçirdik. Hatta bazen antrenmanlarla gitmediğim günler bana Hasan neredesin, her şey yolunda mı diye mesaj atıyorlar ve arıyorlar. Spordan daha fazla çok samimi ve içten. Haftanın bir günü çocuklara antrenörlük yapıyorum. Sadece spor yapmak değil, antrenörlük de yapmak da eğlenceli. Puan toplayıp dünya sıralamalarında yükselmek ve 2019'un Mayıs ayında Manchester'da dünyaya şampiyonu gitmek istiyorum. Aynı zamanda lise diplomamı almak istiyorum. Sınavlar da Mayıs ayında. Bundan sonra her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğim. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Spor çok önemli. Yüzme, futbol, basketbol, hiç fark etmez. Uzun bir iş gününden sonra yüzme havuzuna gittiğimde kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Benim amacım kadınları, bilhassa göçmenlerin spor kulüplerine kayıt olup daha çok spor yapmaları. Kafalarında soru işaretleri olan insanların sorunlarını çözmek, bu benim dileğim.